Çok yakında televizyon ekranlarına gelecek olan 8 yeni diziyi bu videoda sizlerle paylaşacağız. Birkaçı birbirinden iddialı dizi olacak. Şu an halihazırda birçok diziyi ekranda görüyoruz ama birçoğu da izleyiciye tat vermiyor. Gelin bakalım bu sayacağımız yeni diziler izleyicinin beklentilerini karşılayacak mı? Sayacağım diziler arasında izleyeceğiniz dizileri yorumlara yazabilirsiniz. Bir de bu tarz yeni dizi videoları için videomuzu beğenebilirsiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk dizi, İlker Kaleli ile Öykü Karayel'in başrolünü paylaşacağı Show TV'nin Arak dizisi. 29 Ekim'de çekimlere başladılar. Arak dizisi Show TV'nin merakla beklenen dizilerinin başında geliyor. İlker Kaleli ile Öykü Karayel gibi iki büyük ismi buluşturan Most yapım imzalı dizi. Ender Mıhlar yönetecek, Ayber Çınar, Muratcan Oğuz, Aslı Gönülay ve Ayşin Akbulut'un yazdığı dizi bu sabah sete çıktı. Arak için dizinin Zeynep'i Öykü Karayel'in imajını yenilediği ve saçlarını kestirdiği öğrenildi. Dizinin konusuna gelecek olursak, hayatlarını hırsızlık yaparak kazanan Talan ailesinin öyküsünü anlatan Arak'ta İlker Kaleli kara rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Arak'ta Bennu Yıldırımlar, Gülün Özen, Furkan Kalabalık, Bedir Bedir, Cem Zeynel Kılıç, Beril Kolçu, Ozan Kasal, Yıldıray Şahinler ve İlker Aksun başlıca rolleri canlandıracak. Dizinin oyuncu kadrosunu, kanalını ve diğer tüm detayları sizlerle paylaştık. Dizinin Kasım sonu ya da Aralık başı başlaması bekleniyor. Peki sizce dizi tutar mı? Siz diziyi izleyecek misiniz? Yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz. İkinci dizi TRT1 ekranlarında Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olarak ekranlara gelecek olan Kudüs Fatihi, Selahattin Eyyubi oyuncu kadrosu belli oldu. Selahattin Eyyubi oyuncuları Uğur Güneş, Dilin Döer, Doğan Bayraktar, Gökçe Akyıldız, Mehmet Ali Nuroğlu ve Tuana Türkay olacak. Selahattin Eyyubi dizisinin yapımcısı Akli Film olacak. Dizinin yönetmenliğini Emir Kalizade üstlenecek ve Selahattin Eyyubi dizisinin senaristi ise İsa Yıldız olacak. Dizinin tanıtımı da yayınlandı. YouTube'da yayınlanan tanıtımın yorumlarına bakacak olursak diziyi merakla bekleyen büyük bir izleyici kitlesi var. Peki siz bu diziyi izleyecek misiniz? Yorumlara düşüncelerinizi bekliyorum. Üçüncü dizi Fox'un merakla beklenen dizisi Gaddar'ın oyuncu seçimleri devam ediyor. Dizinin başrol kadın oyuncusu en çok merak edilen konuydu. Gaddar dizisinin hazırlıkları sürüyor. Sinan Öztürk'ün yöneteceği Hürer Eboğlu'nun ise yazdığı aksiyonu bol, Ay yapım imzalı dizide başrolde Çağatay Ulusoy'a eşlik edecek isim netleşti. Kulislerde kulaktan kulağa dolaşan bilgiye göre Gaddar'ın aydını Sümeyye Aydoğan olacak. Sizce kadın başrolü nasıl? Yorumlara düşüncenizi bekliyorum. Çünkü bu dizi milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Gaddar'ın kadın başrolünün Sümeyye Aydoğan olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Dizide Çağatay Ulusoy Levent adlı çok etkili bir karaktere hayat verecek. Dizide Onur Saylan müdür, Fatih Berk Şahin'in Rüzgar ve Hakan Salınmış'ın da dizide Levent'in babası Davut rolüne hayat vereceği öğrenildi. Dizinin Aralık ayında ekrana gelmesi planlanıyor. Ay yapım tarafından yapılan dizinin yapım ekibinden hala ses çıkmasa da Fox TV'nin Gaddar'ı Aralık ayında yayın akışına koymayı planladığını biliyoruz. Umarım Aralık ayında ekranlara gelir. Çünkü dizi büyük bir aksiyon dizisi olacak. İzleyici de merakla bekliyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne tür gelişmeler olacak. Dördüncü dizi Bir Derdim Var dizisi, Kanal D'nin yeni iddialı dizisi olarak dikkat çekiyor. Birce Akalay'ın Doktor Nülüfer ve Mert Fırat'ın ise Savcı Ömer karakteriyle başrolünü paylaşacağı dizi, ergenlik dönemindeki gençlerin sorunlarına mercek tutacak. İtalyan Van de Brink projesinden ülkemize uyarlanan dizinin başlıca rolleri Engin Epileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar, Muhammed Uzuner, Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esile Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu canlandırıyor. Uyarlama tasarımını Duygu Ertekin'in yaptığı dizinin müziklerine Aytekin Ataş imza atacak. Ünlü rock grubu Mor ve Ötesi de ilk defa bir projenin müzik süpervizörlüğünü üstleniyor. Senaryonun Yekta Torun'a ait olduğu dizinin senaryo ekibinde ayrıca Deniz Gürlek yer alıyor. Diziye ait iki tanıtım yayınlandı. Dizinin merakla beklendiğini biliyoruz. Bence bu dizi izleyenler tarafından sevilip tutacak.
olacaktır. Ben de diziyi bekleyenlerden biriyim. Bakalım nasıl bir iş ortaya çıkacak. Dizi Kasım ayında kesin olarak Kanal D'de yayında olacak. Tam yayın tarihi ise henüz belli değil. Fox'un Özgün Amal ve Özcan Deniz'i buluşturan yeni iddialı dizisi Kızıl Goncalar'ın çekimleri bugün başladı. Kızıl Goncalar dizisi merakla bekleniyor. Faruk Turgut'un patronu olduğu Gold Film'li imzalı dizi bugün sete çıktı. 7 Kasım'da afiş çekimleri yapılacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Ömür Atay oturuyor. Başarılı senarist Necati Şahin'in yazdığı dizinin görüntü yönetmenliğini Ercan Özkan yapıyor. Dizide Özgün Amal Meryem, Özcan Deniz Levent, Şerif Erol Suavi, Erkan Avcı Sadi Hüdayi, Hazal Türesan Beste, Duygu Sarışın Hande, Selen Öztürk Hasna, Sitare Akbaş Birgül, Mert Yazıcıoğlu Cüneyt, Mert Tuğrak Naim, Tuğrul Tülek Seçkin, Asiye Dünçsoy Müesser, Mina Demirtaş Zeynep, Esma Yılmaz Mira ve Hamdi Alkan başhekim rolünü üstleniyor. Dizinin konusuna gelecek olursak, idealist bir doktor ile muhafazakar bir kadının çocukları üzerinden kurduğu bağı anlatan ve yaşanan olaylar üzerinden de Türkiye fotoğrafı çekecek olan bir dizi olacak. Bence açıklanan senaryo güzel bir senaryo. Bu diziyi ben de merak ediyorum. Her hafta izleyeceğimi sanmasam da sonuç olarak Özgün Amal'ı 9 yıl sonra sete getiren bir dizi merak ediyorum. Bakalım ne tür bir iş ortaya çıkacak. Ne Gemiler Yaktım geçen hafta sete çıktı. Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım, iki genç kadının birbirlerini tutunup dünyaya meydan okuma hikayesini konu alıyor. Ay Yapım'ın üstlendiği Altan Dönmez'in yönettiği, Banu Kiremitçi Bozkurt'un yönettiği Ne Gemiler Yaktım dizisi bugün sete çıktı. Show TV'de seyirciyle buluşacak olan dizide Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil buluştu. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Mert Denizmen, Onur Yay, Evren Tan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler yer alıyor. Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu geçen hafta okuma provasında ilk kez bir araya geldi. Dizinin konusu ise şöyle: annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin ve Fidan'ın yollarının kesişmesiyle başlayan Ne Gemiler Yaktım, iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerini seyirciye ortak edecek. Fidan'ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutka ile Rutka'nın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan başkomiser Toprak ise Yasemin ve Fidan'ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar. Bir diğer dizi ATV'nin ortak yapım imzalı dizisi Yıldızlar Bana Uzak geçen çarşamba çekimlere başladı. Bahadır İnce'nin yönettiği dizide Burcu Kıratlı, Furkan Andıç, Gürkan Uygun, İnanç Konukçu, Murat Daltaban, Rami Narin, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Elifcan Ongurlar ve Evrim Doğan rol alıyor. ATV'de yayınlanacak olan dizinin ana temaları aşk ve intikam olacak. Dizinin konusuna gelecek olursak, şehrin zenginlerinden Orhan Varnalı'nın oğlu Han ve Varnalıların kahyasının kızı Güneş'in yollarının kesişme hikayesini konu alıyor. Dizinin yayın tarihi Kasım ve Aralık ayı gibi olacak. Peki siz bu diziyi izleyecek misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Son dizimiz Ekim'de Adana'da sete çıkan Show TV'nin Sandık Kokusu dizisi. Çok güçlü bir anne kız çatışma hikayesini ekrana taşıyacak. Dizinin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor. 03 Medya imzalı dizinin yönetmenliğini Nezaket Coşkun yapacak. Sami Saydan'ın ise görüntü yönetmenliğini yaptığı dizinin Aralık başında yayında olması planlanıyor. Genel yönetmenliğini Zeynep Günay'ın yaptığı dizide Özge Özpirinçi Karsu, Demet Akbağ Karsu'nun annesi Filiz'i canlandıracak. Necip Memili ise Karsu'nun eşi Reha rolüne hayat verecek. Dizide Metin Akdülger Atilla rolüne, Kayhan Açıkgöz'de Atilla'nın sağ kolu Cevdet rolüne hayat verecek. Peki siz bu diziyi izleyecek misiniz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu dizide paylaşılan 8 dizi hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. İzleyeceğiniz dizileri aşağıya yorum olarak bırakın. Bu tarz yeni dizi videoları için kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz de beğen tuşuna basabilirsiniz. Yeni videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.